Biz belediyeyi devralırken e, belediyenin herhangi bir borcu yoktu. Yani gelirler ve giderleri karşılaştırdık. E, hatta kasamızda da bir yaklaşık 7 milyona yakın e, araç alım için e, para da vardı. E, tabii şu andaki süreçte ne kadar e, borçlu olduğunu e, e, yani herhangi bir proje yapmazken bile herhangi bir iş, hizmet yapmazken bile şu anda yaklaşık 400-450 milyona yakın belediyenin borçları var. E, yani, e, tabii bütün e, halkımız, bütün kamuoyu biliyor ki e, kayımların atamasının tek bir sebebi vardır. E, yani nasıl rant devşiririz belediyelerde? Bütün amaç budur. Yani e, var olan e, sisteme nasıl bir rant kapısı açabilirizdir? Şu anda bütün belediyelerimize atanan hiçbir kaymın zerre kadar bir gerekçesi yoktur. Ve hiçbir arkadaşımızın, yani şu anda cezaevinde bulunan ve dışarıda olan hiçbir arkadaşımızın ne bir rantla ne de başka bir şeyle suçlanmadığını bütün herkes biliyor. yani AKP'nin özellikle belediyelere kayım atamasının tek sebebi odur. Yani orayı rant alanına çevirmek, kendi yandaşlarına peşkeş çekmek, ve var olan iktidara kaynak aktarmaktır. İşte işin garip tarafı mesela bir gün çok ilginçtir. Yani normalde belediye gitmiyoruz biliyorsun. Belediyenin önünde geçerken işte Iğdır Belediyesi'nin projeleri diye billboardlara astığı projelerin %99.9'u bizim projelerdi. Yani seçimde halka vaat ve başlayacağımız hatta temelli bile attığımız projelerdi. Mesela otogar vardı bizim projelerimizden bir tanesi. zaten çalışmaları, bütün etüt çalışmaları bitmişti. onu yine kendi projesi olarak görmüştü. Sebze hali vardı. yine bizim projemizdi. Hatta bir sebze halini Iğdır'ın dışına taşımayı düşünüyorduk. biliyorsun merkezi yerlerde sebze halleri olmaz. Ve ona rağmen getirip şehir merkezinde, o bizim dışarıda yapmak istediğimiz projeyi getirip şehir merkezinde uygulattı. Ve evleriydi. yine bizim projelerimiz. Bunlar bizim projemizken maalesef kendi projesiymiş gibi afişlere billboardlara asıyordu. Maalesef bütün valiler, kaymakamlar, iktidar partisinin birer temsilcisi gibi çalışıyorlar. Bu da işte toplumda ciddi anlamda rahatsızlık oluşturuyor. Çünkü sen bir idarecisin. Yani bu ne Azeri'nin ne de bir başka halkın ne de Kürd'ün ne de bir başkasının herkesine eşit mesafede yaklaşman gerekiyor. E biz bunu şeyde de görüyoruz. Yani kayımın e, bu 4 yıllık süreçte e, yaklaşık 3 yıldır kayım e, e, şeyde, belediyede e, bütün ihalelere bakıyorsun AKP'nin il başkanının kardeşine veriliyor. Önce o firma AKP il başkanının adınaydı. idi. İşte AKP il başkanı olunca firma o şirketi kendi kardeşinin adına verdi ve Iğdır'da yapılan ihalelerin yüzde doksanı ya AK Partililerle ya da MHP'lere veriliyor. Bu barış hafı, imar hafı denilen şeylere bakarsan bunlar çok da umurunda olmadığı açıktır. Yani aslında bunu bir kamu görevlisi iktidarda bağımsız yapamaz. Yani bu bir iktidar projesiydi. Iğdır'da biz gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden bir tanesiydi. Ee, bir üniversitede e, şeyler çağırdık. İşte jeologlar, mühendisler çağırdık. Yani, te, hem yer zemin tespiti etütü için hem de hasarlı e, yani şey dönüşme e, kentsel, kentsel dönüşme e, şey evrilmesi gereken binalarla ilgili bir çalışma yürüttük. Sırf Iğdır gibi küçük bir yerde 380 binadan fazla e, kentsel dönüşme girmesi gerekiyor. Ve bunun çalışmalarını yürüttük. Bunlar da biliyorsunuz hani belediyelerin tek başına yapacağı şeyler değil. Ee, biz bunun raporlarını hazırladık, verdik. Ee, o dönemin işte bakanına verildi, bunlar müfettişlere verildi. Ee, bunun muhakkak dönüşmesi gerekiyor. Bir artı Iğdır'ın zemini e, bataklıktır. Mesela Iğdır'da 5 e, kat bile yüksektir Iğdır için. Yani hakikaten de e, depreme en riskli olan alanlardan birisindeyiz ve bunun için e, e, ya son dönemlerde 9 kata kadar bile şeyler verildi. E, yani imar planına 9 katlar bile ruhsatlar verildi. Bu da e, e, yani olası bir depremde e, açık söyleyeyim. Yani Ağrı'da olası bir depremde %80 yapının eee istese 5 ve üstü katların %80 yapının yıkılması e, anlamına geliyor. Ve burada şey de vardı. E, mesela Iğdır da biliyorsunuz e, Kuzey Doğu Fahihat'ın üzerindedir. Ve biz gelirken şunu da yaptık. E, buradan belki gitmişsiniz. Doğu Bas'ta doğru giden bir yol var. Mesela biz yolun sağa solu için e, 500 metre e, belediyenin şey alan, mücavir alanına katmak istedik. Amaç e, bundan sonra oluşabilecek hizmetleri biraz daha o Zemini sert olan alana çıkarmaya çalıştık ve bu bize izin verilmedi.